Herkese merhaba. Bugün Helicobacter pylori'nin doğal tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz. Helicobacter pylori hali hazırda toplumun %50'sinden fazlasında var. Ve birçok insan semptom görmeden Helicobacter pylori'nin varlığıyla devam ediyor. Aslına bakarsanız Helicobacter pylori'nin vücuda girmesi veya vücutta bulunması çok büyük bir problem değil. Asıl önemli olan şey Helicobacter pylori'nin çoğalmasının mide astlarına yerleşmesini ve mide asit seviyesini değiştirecek kadar çoğalmasını engellemek. Helicobacter pylori'nin normal tedavi yöntemlerinde antibiyotik ve proton pompa inhibitörü kullanılıyor. Ancak kısa vadede güzel sonuç alınsa bile uzun vadede çok daha ağır sonuçlara katlanmak zorunda kalıyoruz. Birincisi, antibiyotik tedavisi sonrası Helicobacter pylori'nin artık antibiyotiğe dirençli olan formu bizim bünyemizde bulunuyor. Proton pompa inhibitörü kısa vadede iyi sonuç vermiş gibi görünse de uzun vadede aslında Helicobacter pylori için mükemmel bir ortam yaratıyor. Birazdan da söyleyeceğim Helicobacter pylori mide asit seviyesini kendisi düşürmek için gerekli olan sıvıyı kendisi salgılıyor. Dolayısıyla da proton pompa inhibitörü Helicobacter pylori'nin istediği ortamı ona vermiş oluyor. Helicobacter pylori hiçbir belirti vermiyor da olabilir veya reflü dahil birçok sindirim problemine de sebep olabilir. Mide asit seviyesinin azalmasına neden olarak sindirim ve emilimde bozukluklara, daha sonraki durumlarda ince bağırsak ve kalın bağırsak bölgelerinde bakteri kompozisyonunun bozulmasına, emilimin yetersizliği nedeniyle çoğunlukla besin öğesi yetersizliği, ne kadar normal, doğal, iyi yiyor olsak bile yetersiz beslenme belirtilerinin var olmasına neden olur. Kişi Helicobacter pylori'den habersiz. Sadece mide problemiyle ilgili doktora gittiğinde bazen şu hata yapılıyor. Mide asit azlığı olmasına rağmen mide asit fazlalığı varmış gibi bir tedavi uygulanıyor ve proton pompa inhibitörü verilebiliyor. Oysa mide asit yetersizliği reflüye neden oluyor. Helicobacter pylori varlığı da mide asit yetersizliğine neden olarak reflüye neden olabiliyor. Böyle bir durumda mide asit seviyelerini arttırarak destek olmak daha önemli. Helicobacter pylori'nin varlığını nasıl anlayabiliriz? Literatürde çok değişken bilgiler var ama çoğunlukla şunu söyleyebilirim. Mide asit yetersizliğiniz varsa, geğiriyorsanız yemek yedikten sonra veya şişkinlik, dolgunluk hissiyatını fazlaca taşıyorsanız, yemeklerden 2 saat kadar sonra karında büyük bir basınçla gaz problemi veya bir gaz varlığı hissediliyorsa, yorgunluk, halsizlik durumları belirginse, B12 vitamini veya demir gibi yetersizlikler sık görülüyorsa, Helicobacter pylori'den şüphelenmek için yeterince sebebimiz var demektir. Helicobacter pylori'ye neler neden olur biliyor musunuz? Bakın, kaygı, stres mutlaka neden olur. Yani Helicobacter pylori'nin varlığının çoğalmasına neden olur. İkinci olarak yüksek kafein tüketimi, habire kahve tüketimi mesela. Ek olarak işlenmiş besinler, hepimizin en sevdiği. Tahıl ağırlıklı beslenmek, özellikle saflaştırılmış tahıl ağırlıklı beslenmek. Şeker ya da gece uykusu alışkanlığı olmaması bir insanın. Bunlar Helicobacter pylori problemlerinin görülmesine neden olur. Peki doğal tedavi yöntemleri neler olmalıdır? Öncelikle sindirim kanalının doğru çalışması ve yetkin çalışması gerekiyor. Sindirim kanalından kastım ince bağırsak, kalın bağırsak ve mide bölgeleri. Dolayısıyla da yüksek lifli beslenmemiz gerekiyor. Bu şekilde günde en az bir kez tuvalete çıkıyoruz. Birden az tuvalete çıkıyorsak bu bir problemdir ve bunun üstesinden gelmek gerekiyor ve lifli beslenme ilk atacağımız adım. İkinci olarak peynir tüketiminizi iyice azaltın, hatta mümkünse sıfırlayın, çünkü peynir sindirim sisteminin daha az çalışmasına, daha yavaş çalışmasına sebep olur. Glüten de aynısını yapar. Dolayısıyla eğer glütensiz besleniyorsanız mükemmel, ama eğer glüten de tüketecekseniz lütfen tam tahıl tüketmeye gayret gösterin. Bu daha yüksek lif alımınıza destek olur. Ve lifli beslenmenin en iyi püf noktalarından bir tanesi keten tohumu. Keten tohumu ezerek kullanmaya lütfen gayret gösterin. Günlük, mümkünse öğünlük olarak kullanmaya gayret gösterin. Şimdi gelelim bazı diğer püf noktalarına. Birincisi brokoli filizi. Eğer brokoli filizi bulabilirseniz ya da siz evde brokoli yetiştirirken o 4 günlük filizleri kullanırsanız en iyi doğal antibiyotik ve sulforafan içeriğinden dolayı çok şanslı durumda olursunuz. Dolayısıyla da onu çiğneyerek veya blenderdan geçirerek kullanabilirsiniz. Bu hem kansere karşı mükemmel bir mücadele sağlar, hem de Helicobacter pylori'yi yenmek için mükemmel bir mücadele sağlar. Kuru yeşil yapraklı lahana ve kara lahana grubu, hatta brassica dediğimiz, yani
turpgiller ve kokulu olan yiyeceklerin tamamı ama koyu yeşil olanlar daha yüksek düzeyde sulforafan içerdiği için onlar da hem antikanser hem de Helicobacter pylori'nin baskılanmasına çok büyük destek olur ve bunu doğal yolla yapar. Beraberinde tabii ki de sarımsak, soğan, turp gibi yiyecekler yine Helicobacter pylori'yi yenmek için en iyi atılacak adımlardır. Başka ne yapabiliriz? Günlük tüketimimizde zerdeçalı kullanabiliriz. Bunu çay olarak da yapabiliriz, baharat olarak da tüketebiliriz. Yeşil çay yine etkili. Zeytinyağı tüketimini artırarak da Helicobacter pylori ile mücadele etmiş oluruz. Ve laktik asit bakterilerinin artmasını sağlamak, yani fermente ürünler. Buna kefir de ekleyebilirsiniz. Kamburca çayı, sirke veya evde yaptığınız turşu gibi besinler de Helicobacter pylori'yi baskılayacak doğal tedavi yöntemlerindendir. Dikkat ettiniz mi? Fonksiyonel beslenme ilkelerini aslında tekrar etmiş oldum. Yani biz aslında zaten kendi bedenimize uygun bir beslenmeyi benimsemeyerek Helicobacter pylori'nin artmasına sebep olurken sadece doğal tedavi olarak fonksiyonel beslenme ilkelerini, yani bedenimize uygun beslenmeyi tekrardan hayatımıza aldıktan sonra Helicobacter pylori'nde çok fazla şansı kalmıyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.